Evet, sevgili kümes hayvanı yetiştiricisi arkadaşlar. Bugünkü konumuz civcivlerdeki beslenme ve civciv hastalıkları. Evet arkadaşlar, bu konuyu size açıklamak için böyle bir video yapmak istedim. Tabii ki şaka arkadaşlar, konumuz civciv değil. Böyle bir şakalı giriş yapmak istedim. Evet, gelelim asıl konumuza arkadaşlar. Evet, sevgili zıpkıncı dostlar, tabii ki bizler kümes hayvanı yetiştiricisi değiliz, olamayız da yani. Evet dostlar, geçen hafta Diver Man'in yeni ürettiği bu dikey makarasından, 50'lik dikey makarasından bahsetmiştim. Bir ön incelemesini yapmıştık. Bunu suya soktum, bununla ilgili konuşacağım. Lakin evvela şunu söylemek istiyorum. Bazı arkadaşlar özelden bana sürekli mesaj atıyorlar. Abi dalmıyor musun? Abi balık vurmuyor musun? İşte ne zamandır video atmıyorsun? Dalış videosu atmıyorsun falan filan gibisinden. Arkadaşlar malumunuz, bu pandemi nedeniyle izinler durduruldu iş yerimizde. Bundan dolayı dalışa gidemiyorum maalesef. İnşallah önümüzdeki günlerde izinler tekrar verilmeye başlarsa tekrar dalışlara başlayacağım arkadaşlar. Şu anda pek dalış yapamıyorum. Yalnız makarayı denemek için deniz bozuk olmasına rağmen kısa bir deneme dalışı yaptım arkadaşlar. Pek dalış sayılmaz çünkü deniz bizim burada çok kötü, inanılmaz kötü. Görüş de yok ama fazla gecikmesin diye bir suya soktum makarayı. Arkadaşlar şöyle bir yakından gösterelim. Makara çok sağlam, inanılmaz sağlam bir makara, taş gibi. Yani öyle böyle değil, gerçekten çok güzel bir makara olmuş. Yalnız ne derler, objektif olmak lazım arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim, makara diğer makaraya göre, yani Diver Man'in şu yatay makarasına göre, bunu da yaklaştıralım. Bu Diver Man'in yatay makarasına göre arkadaşlar bir 35 gram, 30-35 gram kadar ağır haliyle, demir malzemesi, metal malzemesi biraz daha fazla olduğu için çok sağlam olmasına rağmen biraz daha hafif edilmesi gerekiyor. Yani şu şekilde ben zıpkında kullanamadım. Neden arkadaşlar? Zıpkının yüzerliğini biraz bozdu. Ama ahşap zıpkında harika olur veya biraz daha yüzerliği fazla bir zıpkında harika olacağı kanısındayım. Bu konuda mümkün olduğunca bu konuda objektif olmaya çalışıyorum arkadaşlar. Yani makara harika. Yalnız diğer makaraya göre 30-35 gram kadar ağırlığı artmış. O nedenle ben suya soktum, atış yaptım arkadaşlar. Benim zıpkınımı hepiniz videolardan biliyorsunuz. Şiş zıpkının üzerinde yokken satıhta düz duruyor böyle. Ondan sonra ne oldu? Bu makara 30-40 gram kadar ağır olunca hafif kabzesi tabana doğru batma gösterdi. Ve benim dengemi bozdu. Ben kullanmak istemedim. Gördüğünüz gibi zıpkınıma tekrar yatay makarayı taktım arkadaşlar. Evet, tekrar yatay makarayı taktım. Ben bundan gayet memnunum. Gayet hafif bir zıpkın, hafif bir makara. Çok güzel. Yüz sürücüyü de bunun önüne aldım. Aslında bu makara, şöyle yaklaştıralım. Arkadaşlar bakın, yüzdürücünün üzerinde böyle bir kanal var. Bu makara adaptörü görevini görüyor ve buna takıyorsunuz. Normal adaptöre de takılıyor ama yüzdürücü olduğu zaman yüzdürücünün burasına takıyorsunuz. Ben bunu çıkarttım arkadaşlar. Yani şu anda bu şekilde sadece yüzdürücüyle bir deneme yapmak istiyorum. Yani üzerinde yüzdürücü ve makara varken kullandım. Dengesini, benim dengemi bozdu. Zıpkınımın dengesini bozdu açık söylemek gerekirse. Bir 30 gram, 35 gram dahi olsa dengesini bozdu. Bu yüzden yatay makarayı taktım. Çok arkadaş soruyor, abi denedin mi, abi nasıl diye. Bu videoyu çekmek zorunda hissettim kendimi arkadaşlar. Şu şekilde gördüğünüz gibi zıpkınımda yüzdürücü var, yatay makara var. Bir de bu şekilde deneyeceğim. İnşallah sonucu size söylerim arkadaşlar. Hepinizle görüşmek üzere. Sağlıcakla dalın. Allah'a emanet olun.